Ahmet Akçan canlı yayınımızda. Ahmet Hocam yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Çiğdem. Merhabalar hocam. Sağlıklı günler dileyerek hemen başlayalım sana. Neler yapıyorsun evde? Teşekkür ediyorum. Sevgili Turgay'a da selam saygılarımı iletiyorum. Eyvallah hocam, saygı bizden. Şimdi başımıza gelen gerçekten bu beklenmeyen felaketten dolayı hepimiz üzgünüz. Ben bundan dolayı önce halkımıza sonra tüm dünyaya bir daha geçmiş olsun dileğimi iletirim. Tabii ki bu dönem içinde hepimize düşen görevler var. Devletimizin, bilim kurulunun açıkladığı ve bizden istediği her türlü kurala uymak bizim görevimiz. Ben de o kurallara uyuyorum. O yüzden günümün tamamını evde geçiriyorum. Tabii ki her ne kadar bu olaylar bizi üzdüyse de evde aileyle birlikte olmanın ayrı bir keyfi de var. Zamanımın büyük bir kısmını kendi işlerime ayırırken bir kısmını da ailemizle eğlenmek, kendi aramızda hoşça vakit geçirmek adına bazı uğraşlar buluyoruz ve üzüntülerimizi hafifletmeye çalışıyoruz. Peki bu dönemde tabii Ahmet Hocam herkes ilginç hobiler elde etti. Ya tuvalet kağıdı olayına girdin mi Ahmet Hocam? Onu soracaktım ama değişik bir hobi acaba kazandı mı? Mesela geçtiğimiz günlerde Levent Üzemen'e bağlantı yaptım Ahmet Hocam. Kendisi galeta yapmayı öğrendiğini söyledi bana. Karate mi galeta? Galete. Ha galete. Keşke karate öğrensin. Hayır, galete normal... mutfağa girmişler eşiyle ve galete yapmışlar. Sende böyle durumlar var mı merak ettim. Ben normal günlük yaşamımda da mutfak işlerinden son derece keyif alıyorum. Ne güzel. Tabii dün eşimle birlikte evde ekmek yaptık. Örneğin gayet de güzel oldu. Afiyet olsun. Tabii ev işlerinde de aileye yardımcı olmak ayrı bir keyif veriyor bu dönemde. Tabii her şeyi kendimiz için yapıyoruz. Aslında yeni uğraşlar bende yok. Tabii zaman geçirirken ben zamanımın büyük bir kısmını son dönemde zaman yokluğundan dolayı izleyemediğim maçlara ayırdım. Özellikle takımların U19 takımlarını bu dönemde çok iyi bir şekilde izliyorum ve onları etüt etmeye çalışıyorum. Çünkü günümüzde artık genç futbolculara biz gerçekten önem vereceğiz. Şartlar bizi buna zorluyor. O futbolculara tanıma adına da son derece verimli geçiyor izlediğim maçlar. Ben burada hocayı da bulmuşken, hoca benim mesleğe başladığım yıl Galatasaray'da başlamış. Beraber başladı, Derval'le beraber. Bir Pamuk teyzemiz vardı, Allah rahmet eylesin. Sabahları böyle çay yapardı Ali Uras Başkan'la bize. Şimdi insanlara garip gelir. Ali Uras Başkan sabah antrenmana ben evim yakındı yürüyerek gelirdim. Böyle eğilir yere yatardı böyle. Çimlerin hizasına bakar böyle yeşil bir şey gördün mü? Genç gel buraya bak çim çıkıyor derdi. Galatasaray Başkanı çimin peşine düşmüş. Şimdiki imkanlara bak. Şuraya geleceğim. Altyapının değerini otur insanlar bilir. Ahmet Hoca da onlardan biri. Mesela hocam çok kişinin farkında olmadığı bir gerçeği bu vesileyle ben dile getireyim. Çünkü altyapı bizde pek konuşulmaz biliyorsun yani. Sevmez insanlar, izlemeyi de sevmezler. Moderatörler de sevmezler. Niye reyting düşer çünkü biliyorlar, biliyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle, bravo hocam. Şunu söyleyeceğim hocam. 2002 doğumlu çocuklar geçen sezon büyük bir skandal yaşadılar. 2 yaş büyüklerle rekabet etmemek için... U18 ligi de olmadığı için ligimizde, akademi ligi olmadığı için, hatta bölgesel ligde olmadığı için bu çocuklar çil yavrusu gibi dağıldı. Galatasaray, Beşiktaş, Fener'de 4-5 tanesi kalabildi, diğerleri dağıldı. Üzerine bir de korona olayı gelince neredeyse 1,5 sezon kaybettiler. Ben bu vesileyle, hoca ne dediğimi anlayacağı için rahat konuşuyorum, o işi bilen anlar. Federasyonu buradan sesleniyorum, bu rezalete gelecek yıl izin vermeyin kardeşim. Yaş kaybı olmaması lazım. 18'i her yerde var, bizde de olması lazım. Sevgili Turgay, bu geçen sene bence Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yapılan en büyük hatalardan biriydi. Bravo. U21 takımlarını ilave ettiler. Yani hem Süper Lig hem de TFF 1 U21 takımları. Bravo. Onun hesabını ben çok iyi bir şekilde yapmıştım. 950 tane futbolcu futboldan uzaklaşmak zorunda kaldı. Aynen. Tabii bu 950'nin genç takımdan, U21'den gelen 950'nin bir kısmı kendilerine belki takımlarda yer bulabildiler. Ki aşağı yukarı yarısını teşkil ediyor bu. Ama onların yer bulduğu takımlardan da onlar girdiği için ayrılan futbolcu oldu.
Aynen. Ben bu olayı daha onlar uygulamaya koymadan önce Futbol Federasyonu yöneticilerinin bir kısmına bunun çok büyük bir yanlış olduğunu anlatmıştım. Ama maalesef birkaç tane yöneticinin çok küçük rakamları harcamama adına, bunlar U21 evet. takımlarının seyahat masraflarıydı. Peki. İstekleri üzerine alınmış bir karardı. Bence çok yanlış bir karardı. %100 katılıyorum. Aynen. En önemli konu da şudur. Biz hep futbolcu eğitiminden bahsediyoruz. Günümüzde elit futbolcunun gelişmesi için 10 bin antrenman saatine ihtiyacı var. Avrupalı gençler bu 10 bin antrenman saatini bulabiliyorlar. Ben Galatasaray Akademisi'nin başındayken bol bol yazdığımda bizim gençlerimizin sadece 4500 saate ulaştıklarını gördüm. Ki o bile rekor sayılır yani. Ki bu 4500 saatin de en önemli kısmı zaten 19'da 21 yaşları arasındaydı. Peki Ahmet Hocam, şimdi durum ne olacak? Biraz günümüze de gelirsek tabii. Şimdi bu iş ne zaman bitecek belirsiz. Haziran ayı işaret ediliyor. Mayıs ayında bir görüşme yapılacak. Tekrardan bir değerlendirme yapılacak. İşin seyri nasıl gidecek bilmiyoruz. Farklı senaryolardan bahsediliyor. Siz de çok kıymetli bir teknik adamsınız. Futbolcularla hep yakın temasta oldunuz. Futbolcuların fiziksel durumu, psikolojik durumu bundan nasıl etkilenecek sizce hocam? Şimdi olumsuz yönde etkilendi o kesin. Ki bu konuda benim halen bütün liglerden değişik teknik adamlarla, yöneticilerle, futbolcularla yaptığım görüşmeler var. Ama kısaca olayı şöyle bir toparlayacak olursak, Futbol Federasyonu bence doğru bir kararla Haziran başından önce ligi başlatmayacağız dedi ve kulüplere, teknik adamlara, futbolculara biraz zaman kazandırdı. Yani onların açıklamasına göre şu anki beklenti 6-7 Haziran'da ligin tekrar başlaması. Evet. Bu değişebilir mi? Değişebilir. Ama ben dünyadaki koronavirüs gelişmelerini de çok yakından takip ediyorum. Avrupa'nın bazı ülkelerinde vaka sayıları azalmaya başladı. Avrupa'nın büyük liglerine sahip ülkelerinde de en azından günlük vakalarda artık eskisi kadar artış yok. Orada bir yavaşlama var. Ben o yüzden bu gidişat devam ettiği takdirde Mayıs ayının başında, ki Trabzonspor o konuda bir açıklama yaptı, takımlarımızın antrenmanlara başlayabileceklerini düşünüyorum. Ki büyük bir ara verdiler. Onların tekrar hazır olmaları için evet. bence 6 haftaya ihtiyaçları var. 2 Mayıs'ta başlamak demek 5 haftadır. Burada mutlaka bazı eksikleri olacak. Burada da futbolculara düşen büyük bir görev var. Antrenmanların başlangıç tarihinde şu an evlerinde yapacağı antrenmanlarla, gerçi fiziksel yönden çok şey kaybedecekler ama bir nebze de olsa kendilerini hazır durumda tutabilirlerse o aradaki fark kapatılabilir. Ama önemli olan antrenmanların evet. tamamıyla sahada yapılması. Biraz uzun oluyor ama bence bu konu çok önemli. Futbol Federasyonumuza düşen çok büyük bir görev var. Şu an bir çalışma grubu kuracaklarını söylediler. Henüz o grup kurulmadı. Bence çalışma grubunun acilen kurulması lazım. Bu dönemde bütün futbol kulüplerinin koronavirüsle olan ilişkilerini kayıt altına alıp olayları yakından takip etmesi gerekir. Birinci görevleri koronavirüs vakasının bu kulüplerde olmaması için almaları gereken tedbirler. İkincisi, antrenmanlara başlayacak olan kulüplerin o dönemdeki antrenman evet. ortamının çok temiz olması. Doğru. Üçüncüsü de ligi başlatmayı düşünüyoruz. Lig başladığı anda futbolcular, saha içindeki görevliler dahil olmak üzere mutlaka bazı basın mensupları da olacaktır. Eğer seyircili oluyor ise de seyircilerin güvenliğini de sağlayacak o ortamı hazırlamak hı hı. Futbol Federasyonumuzun birinci görevi. Bu konuda biraz ağır kalıyoruz gibime geliyor. Ahmet Hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Renk kattınız gerçekten. Rica ediyorum. Ben size iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah sevgili hocam. Turgay'a da teşekkürler. Benim kendine geçmişe götürdü. Çok kısa bir cümle şu. Turgay evet. o dönemler ne güzeldi. Şu an basın mensupları tesislere bile giremezken o dönemde ben sabah antrenmana gittiğimde Turgay Demir'i bizim futbolcularla beraber tabii. oturma hocam, alanı olarak kullandığımız şöyle zaman, ilave edeyim. Çay kahve içerken bu diyorum. Şöyle evet, ilave edeyim. Dereti iç içeydik. Arif, Arif vardı ya, koca bıyık Arif. Evet. Hocam gelir arabasının hatları şu bu bana verirdi.
Bunlar sende kaldı, antrenmandan sonra alırım derdi yani. İşte futbolda sevgenin, saygının, hele hele futbolun paydaşları olan medya mensubu arkadaşlarımız da futbolcuların, teknik adamların ilişkilerinin bence çok daha yakın, sevgi ve saygıya dayalı bir şekilde tekrar dönüştürülmesi lazım.